Nasıl yani? Metroya binecektik, sizi gördük. Gerçekten mi? Evet. Siz de ya yapmayın, gerçekten mi ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben Bankalar Caddesi'ne gitmeye çalışıyorum. Tünele binecektim ya da şuradan binecektim ama Lodos çok var. O yüzden de hani taksi çağırdım. İyi yaptınız. Evet. Daha sağlıklı bir gidiş olmuş. Evet. Geçerken gördük, içeride oturuyor destek başında. Evet. Efkarlı, dertli, hüzünlü gördük. Yok arkadaşım, Oktay Çubuk'un doğum gününe gideceğim. Onun için işte zaman öldürüyordum. Yemek yedim öyle. İnanın hani baktık dedik ya ne oturuyor ama böyle bir denk dedi. Şarkı şey çalıyordu içeride, 90'lar Türkçe çalıyordu. Ben de onları dinleyerek işte böyle yemek yedim. Hiçbir sıkıntı yok. Yok. Hiçbir üzüntü yok. Yok. Aa, ne üzülmesi canım. Çok mutluyuz. Mutlusunuz. Aynen. Nasıl gidiyor? Artık yeniden... Ay çok güzel. Nasıl beni burada yakalamış olabilirsiniz? Bari saçım falan düzgün de değil ya. Her zaman. Teşekkür ederim. Sağ ol. Setler nasıl gidiyor? İşte Haziran ayında bir proje var. Onu bekliyoruz. Onun dışında da kendi projem üzerine çalışıyorum şu anda. Yapım şirketleriyle görüşüyoruz öyle. Bu taşımaları da kullanıyoruz. Tabii canım, ben Sen Benim'e mezunuyum. Bütün hayatım tünelde geçti zaten benim. Akbilimiz var. Akbilim, evet şurada hatta telefonumun arkasında duruyor. Kredi kartımın arkasında. Doğum gününe gidiyorum dedim. Evet, ha. Evet, Oktay Çubuk tanırsınız. Yeni jönümüz çok yakışıklıdır kendisi. Saat bayağı geçti. Evet, onun doğum günü bilemiyorum. Ben kendi doğum günümü 9'da yapmıştım mesela, kendisi 11'de yapmaya karar verdi. Siz sürekli telefondaydınız. Sürekli otururken telefondaydınız. Evet, Twitter'a bakıyorum. Sosyal medyaya. Sosyal medya, evet evet, Twitter'a bakıyorum. Bu aralar Twitter tabii ki yıkılıyor yani. Sürekli Twitter'a bakıyorum. Twitter mizahını da çok seviyorum. Öyle yani. Sosyal medyada bu son dönemlerde de böyle takiplikten çıkmalar vesaire falan, listelere yenilemeler falan oluyor. Evet. Böyle bir durum var mı? Nasıl yani? Sizi Instagram'dan takipten çıkartan arkadaşlarınız var mıdır? Ha bilmiyorum ki. Yani hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben çıkarmıyorum arkadaşlarımı takipten ama hani çıkaran da, temizlik yapan da haklıdır. Çünkü sosyal medyayı o kadar çok kullanıyoruz ki. Hani bizim küçük bir ikinci dünyamız gibi olduğu için temizlik yapmak istemek normaldir herhalde. Peki görseniz takipten çıkarıldığınızı, siz takipten çıkarmışsınız. Tabii çıkarım canım. Niye düşündüm ki bu kadar? Sen bile beni daha iyi tanıyorsun. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aa, inanamıyorum. Bir günde ben sizi yakalayacağım. Gördüm de bu arada. Gördüm de herhalde yapmazlar dedim. Uzaktan seni gördüm çünkü. O yüzden üzgün taklidi yapıyorum. Bulaşma diye ama yakalandık. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kapandı ama siz gideceksiniz. Ama taksi, oradan gitmeyeceğim taksi zaten. Taksi ben taksi seni gelecek. Götüreceğim. Hadi. Ben bunu kaçırıyorum. Hadi. Bay bay. Bay bay. Biraz zoraki fotoğraf oldu. Evet. Emin ellerdesiniz, kayıt altında. Kayıt altında. İyi akşamlar. İyi akşamlar Laz Bey. Sosyal medyadan birçok arkadaşını sildiniz efendim. Neden acaba? Sebebi nedir? Buyurun Laz Bey. Güvenlik gereği var mıydı? Efendim buna ne gerek var böyle bir saldırmaya? İşi var, işi var. Gitmesi. Konuşabilirdik efendim. Konuşup çekmeyin iseniz çekerdik sizi. Tamam. Sıkıntı yoktu. Laz Bey tersten gidiyorsunuz burada. Bundan sonra gönder. Bak. Ters şeritte şu anda. Tamam dönüyor. Tamam ben konuşuyorum. Sen konuşuyorum. Müsaade ederseniz. Dönsün sıkıntı yok. Laz Bey bu niye gerginlik bu kadar? Konuşabilirdik gayet normal.